token ve coin arasındaki fark aslında şöyle diyelim. Günlük hayatta bunu birbirine şey de kullansanız fark etmeyecektir. Ama hani bilimsel anlamdaki fark, token aslında bir unit. Yani o tokenization'da az önce bahsetmiştik ya. Mesela diyelim ki CEO'lardan bir tanesi dedi ki işte ben dedi Empire State binasını ne zaman ki tokenize ettiler dedi. Ondan sonra o zaman dedi %1'ini alacağım. Şimdi tokenize etmekle aslında dedikleri şey şu. Empire State Building'i dediler biz 1 milyona ayırıyoruz. Bunu da halka açıyoruz. O 1 milyonun her biri bir token aslında. Yani bir birim. Ki halka açılan birim. O tokenların adı da mesela Empire Coin. Yani koyulan şeyin adı, paranın adı diyelim coin. Ama ayrılan birimin her biri token. Bilmem açık oldu mu? Başka bir örnek de olabilir. Değişik bir bakış açısı oldu. Ben de açıkçası hep şöyle farklılaştırmaya çalışıyorum. Kendi içinde anlamaya çalışıyorum. Hep coin için kendi konsensus mekanizması ve ayrı blockchain altyapısı olan para birimlerine hep coin demeyi ben hani öyle şey yapmışım nedense. Belki bir yerde okudum bilmiyorum. Token'ı da işte bu blockchain platformları üzerinde geliştirilmiş diğer para birimleri. İşte Ethereum platformu üzerine geliştirilmiş atıyorum işte bu tedarik zincir modeli VeChain'in token'ı. VeChain coin mi deniyor, token mu deniyor bilmiyorum ama. Ben hep nedense öyle şey yapmışım kendi içinde böyle bir ayırt etmeye çalışmışım. Yani kendisine ait ayrı konsensus mekanizması olan, yani mutabakat mekanizması olan para birimlerine ben işte coin denir diye belki. Tabii yani şunu, senin dediğin şunu çok daha iyi oturdu kafamda. Tabii yani biz çelişmiyoruz aslında söylediklerimizde. Çünkü mesela o bahsettiğim Empire State'in coin'i de zaten altında yani konsensus mekanizması olacak, blockchain yapısı üzerine kurulmuş olacak. Hani ben bunu zaten varsayıyorum. Ama çıkmış olan şeyin adı coin olmuş oluyor. Halbuki o birim yani adamların iş modelini geliştirirken ki işte biz bunu kaça ayırıp da halka açalım dediği noktadaki o ayırma modelindeki her bir birim de token olmuş oluyor. Şunu da düşünüyor olabilir bu kripto para white paper'ını yazan kişi. Diyebilir ki ya dünyada çok fazla zaten journal yazan var. İşte ne bileyim Elsevier diye bir mesela şirket var. Tamamen işi bu bilimsel journal'larla ilgili. Böyle bunun gibi bir şok var. Der ki ben bu kripto parayı çıkartayım. Onlar kendi ekosistemine oturtsun ve kullansın da diyebilir. Bu da başka bir amacı olmuş olabilir ilk çıkartan kişinin.